Merhabalar, ben Kasım Şahin. Bir sıcak gündemle yine karşınızdayım. Öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Her geçen gün izlenme oranımız artmakta, abone sayımız artmakta. Ve sizlerden tekrardan rica ediyorum. Yorumlarınızı, beğeninizi lütfen bizlerle paylaşın. Evet, bugün sıcak gündemde 3-4 tane maddem var. Gerçekten önemli maddeler. Tabii ki bir önce depremle başlayacağım. Ardından Bolu'da yaşanan bir vahşeti anlatacağım size. Gerçekten tüyler ürperten bir olay oldu Bolu'da. Buna geleceğim tabii ki. Öncelikle deprem. Türkiye'nin bir gerçeği. Bununla alışmamız lazım artık. Fakat biliyorsunuz İstanbul'da Silivri açıklarında AFAD'ın verilerine göre 6.6 şiddetinde bir deprem yaşandı. Tabii birkaç yaralımız oldu. Onlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu depremle beraber gündeme de yeni bir şey düştü. Ne düştü diyeceksiniz? Birçok ilde deprem toplanma merkezleri var. İşte vatandaşları toplanacağı alanlar belirli. Bunlar büyük şehirlerde mevcut. Ama orta ölçekli şehirlerde, Bolu'da, Nevşehir'de, Niğde'de, Van'da, Hakkari'de böyle bir yerlerde deprem toplanma merkezleri, vatandaşların toplanacağı alanlar nedense belli değil. Şunu istiyorum. Valilikler, belediyeler, halkı, vatandaşı bilinçlendirmesi gerekir bu konuda. Allah muhafaza bir deprem olduğu zaman Bolu'dan örnek veriyorum. Bolu vatandaşlar nereye gidecek? 15 tane yer var Bolu'da. Ama neresi olduğunu vatandaş bilmiyor. Bence bir önce valiliklerin ve belediyelerin bilinçlendirme yoluna gidip halkı nerede toplanacaklarını, işte mahallelerine, sokaklara neresi yakınsa bunları bildirmesi gerekiyor. Halkın bunu öğrenme hakkı vardır. Buna değineceğim. Depremler gerçekten bizim hayatımızda önemli bir yer taşıyor. 1999 depreminde ben Yalova'da, Çınarcık'ta görev yaptım. Milliyet Gazetesi'nde görevliydim o zamanlar. O depremi yaşadım, gördüm. İnsanların nasıl hayatını kaybettiklerini gördüm. Üzüntüyle, gözyaşlarıyla haberleri yaptım. Allah bir daha bu acıları göstermesin, yaşatmasın diyorum. Tabii İstanbul depremi sadece İstanbul'u etkilemedi. İzmit, Adapazarı, yani Sakarya bir adıyla, Bolu, Bursa, buralarda da hissedildi bu depremler. İnşallah tekrar Allah'tan niyaz ediyorum. Yani yaşanmasın bunlar. Evet, ikinci olayımız Bolu'da yaşandı. Bolu'da Borazanlar Mahallesi'nde. Gerçekten bunu sizlere sunarken iğreniyorum. Gerçekten iğreniyorum. Bir hayvan düşmanı, bir kadın Borazanlar Mahallesi'nde vahşete neden oldu. Fare zehri atmışsın. Daha zehirleyici onları. Daha zehirleyeceksin. Evet. Ben de polise şikayet edeceğim o zaman. Git bakalım hadi. Nasıl bir neden oldu onu anlatayım size. Bu cani kadın mamaların içerisine fare zehri koyarak iki tane kedinin ölümüne neden oldu. Ve bu olay mahalle sakinleri tarafından da cep telefonunda kaydedildi. Kayıt altına aldılar. Ya be kadın, cani kadın. Nasıl bu iki tane kediye canına kıyarsın? Bir de utanmadan ne diyor biliyor musunuz? Hepsini geberteceğim diyor. Bunu da resmen alenen söylüyor. Ben bu kadının bir önce adalet önünde yargılanmasını ve cezalandırılmasını istiyorum. Ya iki tane küçük kediden ne istedin? Senin ekmeğini mi elinden aldı? Seni yatağından mı etti? Yorganından mı etti? Evsiz mi bıraktı seni? Ne amacın ne yani? Bir de utanmadan söylüyorsun. Hepsini geberteceğim diyorsun. Yazıklar olsun. Ellerin kırılsın diyorum ben sana. Cani kadın. İsmini de vereceğim ama neyse boş verin. Ve bunun görüntüleri elimizde. Hayvan severleri ben ayağa kalkmasını istiyorum. Bu işin peşini bırakmamasını istiyorum. Biz de haberci olarak bu işin peşini bırakmayacağız. Mahalle sakinlerine teşekkür ediyorum. Ne yaptılar biliyor musunuz? Bu cani kadını gidip Bahçeliyeler Polis Merkezi'ne şikayet ettiler ve suç duyurusunda bulundular. Görüntüleri de polis merkezine teslim ettiler. Bir önce adaletin önüne çıkmasını istiyorum ben bu kadının. Cezalandırılmasını istiyorum. Örnek olsun, cezalandırılsın. Birçok insanı gördük, büyük şehirlerde de görüyoruz. Böyle cani insanları görüyoruz. Lanetle kınıyorum sizleri. Bu Bolu'daki kadını da lanetle kınıyorum. Evet, üçüncü bir olayım Bolu'da yaşanan bir dram. Gerçekten dram. 85 yaşındaki Hamide Art isimli bir teyze. Böyle gazetemizin balkonunda otururken şunu gördüm. Böyle bastonun elinde kamburu çıkmış yaşlı bir teyzenin yürüdüğünü gördüm. Yani yalnız başına zor da yürüyordu. Merak ettim.
Kadının tam yanına giderken duyarlı bir kadın daha yanaştı. Teyzenin koluna girdi. Oturtturduk onu. Ya insanın gözleri yaşarıyor gerçekten. 85 yaşında bu kadar güzel bir insan olabilir mi? Güzel gözlü bir teyze, nine olabilir mi? Bu ninenin iki çocuğu, 7 tane de torunu olduğunu öğrendik. Dramı şöyle, bahçesinde yetiştirdiği 2 kilo fasulyeyi dolu pazarına getirip satmış. 20 lira da para kazanmış. Ne kadar güzel bir şey değil mi? 85 yaşında. Ya eller öpülesi kadın. Ben çok duygulandım. Bunun haberini de yaptık zaten. Teyze dedim, ne işin var 2 kilo bunu satmak için geldik. Ne yapayım oğlum, ekmek parası dedi. Hoşuma gitti ama dönüşte yolunu kaybetmiş. Yürüyerek 6 kilometre yolu gelmiş. Fakat dönüşte yolunu kaybetmiş. Biz ne yaptık? Tabii habercilik yaptık ama insanlığımızı da gösterdik. Bazı duyarlı insanlar da geldi yanımıza. Çay verdiler, poğaça verdiler. Çayları elleriyle yedirdiler, içirttiler. Elini yüzünü öptüler. Yani yaşlı teyzenin. Gerçekten ben de elini öpüyorum. Tabii biz de duyarsız kalmadık haberci olarak. İnsani görevimizi yaptık. Belediyeyi aradık. Sağ olsun zabıta ekipleri hiç bizi kırmadılar. Anında gelerek teyzeyi arabaya bindirip köyüne kadar götürdüler, evine kadar götürdüler. Ya insanlık ölmemiş gerçekten. Zabıtalara da, duyarlı insanlara da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yaşlı teyzemin de elinden bir kez daha öpüyorum. Evet, bir diğer konu da maalesef uyuşturucu konusu. Uyuşturucu artık yani bırakın liseyi falan ortaokullara kadar girdi. Uyuşturucu ile mücadeleye ben çok önem veriyorum. Çok önemli bir konu. Yani ilkokul, ortaokul çağındaki çocukların uyuşturucuya yönelmelerine üzülüyorum. Şimdi uyuşturucunun yanı sıra son dönemde bir de gaz olayı çıktı. Nedir diyeceksiniz bu gaz olayı? Hani bu çakmaklara doldurduğumuz gazlar var ya, tüpler, onlar artık liselerin çantalarında geziyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Zula bir köşe bulup, insanların kendini göremeyeceği bir köşeye girip o gazı koklayarak, affedersiniz kafa yapma tabir edilen olaya gitmeye başladılar. Evet, polisimiz çok iyi çalışıyor. Gerçekten çok iyi çalışıyor. 81 ilinin narkotik şubelerindeki polisleri tebrik ediyorum. Gece gündüz demeden çalışıyorlar. Torbacılara aman vermiyorlar. Gördüklerinde enselip adalete teslim ediyorlar. Ve adalet de gerekeni yapmaya çalışıyor, gerekli cezaları veriyor. Ben ailelerden şunu rica ediyorum. Lütfen, özellikle lise çağındaki çocukların ailelerinden şunu rica ediyorum. Lütfen çocuklarınızın okul sırt çantalarını kontrol edin. Lütfen diyorum. Belki yaşanmaması gereken olaylar yaşanabilir. Bunun önüne geçilmesi için her gün mutlaka bu çantaların denetlenmesini kontrol etmesini istiyorum anne ve babalardan. Arkadaş arkadaşın kurbanıdır biliyorsunuzdur. Böyle bir deyim vardır. Siz belki meyilli değilsinizdir ama çocuğunuz meyilli değildir ama o çocuk arkadaş kurbanı da olabilir. Lütfen bu tür bir şey olduğu zaman polise müracaat edin. Lütfen diyorum. Çok önemli bir konu. Hassas bir konu. Yani küçük yaştaki çocuklarımızı bu tür uyuşturuculardan uzak tutmamız gerekir. Görüyoruz, duyuyoruz. Yani biz haberciyiz. Birçok şeye şahit oluyoruz. İşte apartmanların en üst katlarından atlamalar, ne bileyim halüsinasyon görmeler, birçok şeylere katılıp canlarına kıyıyor bu insanlar. Yazıcık, gencecik çocukları ölmesini istemiyorum. Lütfen anne ve babalar çocuklarınıza sahip çıkın. Polise mutlaka bilgi verin. Eğer bilgi vermezseniz bu olay çığ gibi büyür. Yarın bir gün ilkokullara kadar düşer. Allah muhafaza. Bu uyuşturucu konusu hassas bir konu. Mutlaka bunun üzerine gitmenizi istiyorum. Sevgi ve saygılarımla.